Timus bezi genellikle halk arasında uykuluk bezi olarak adlandırılıyor. İman tahtasının hemen arkasında bulunuyor, kalbin önünde. Genellikle H harfi işaretin şekline benziyor. Küçükken çok daha büyük, örneğin daha yeni doğanlarda oldukça büyük iken ergenlikten itibaren giderek küçülüyor ve artık atrofiye uğruyor. Ama bazen küçülmüyor ve büyük kalabiliyor ve buna bağlı başka sıkıntılar oluşabiliyor. Bazen tümör olabiliyor. Bu bezden, tüm dokulardan olduğu gibi bu bezin de tümörü olabiliyor. Bazen de bu bezin de olgunlaşan bazı antikorların vücuda zarar vermesi nedeniyle bir takım rahatsızlıklar görülebiliyor. Bu bezin asıl görevi vücuda karşı işlev görmeye çalışan mikroorganizmalara ya da yabancı maddelere karşı vücut antikor denilen bir yanıt mekanizması geliştiriyor. Yani bir silah geliştiriyor. Vücut o diyelim ki mikroorganizmadan bahsediyoruz. O mikroorganizmaya karşı oluşturduğu antikorun olgunlaştığı, yani savunma hücrelerinin olgunlaştığı yer orası. Orada güçleniyorlar, kuvvetleniyorlar. Orasının bir eğitim kampı olarak düşünebilirsiniz. Kabaca böyle. İşte bu bezin biraz önce söylemiş olduğum çeşitli hastalıkları olabiliyor. En sık karşılaştığımız hastalık miyasteni hastalığı, yani diğer adıyla miyasteniye gravis. Vücudumuzdan çıkan emirlerin, beyinden çıkan emirlerin kaslara iletilebilmesi için bir yol var. O yolda işte belli duraklar var. İşte bunu kırmızı ışık ya da kavşaklarda bekleyen araçlara benzetebilirsiniz. Geliyor kavşağa, o beyinden çıkan emir, örneğin elimi oynatıyorum şu anda. Beynimle elin arasındaki iletiyi sağlayan sinir kavşağa geldiği zaman normalde yeşil yanınca öbür tarafa geçmesi lazımken öbür tarafa ne yazık ki geçemiyor. Çünkü kavşağın öbür tarafında bu iletiyi gitmesini önleyen karşı maddeler bekliyor ve hemen o karşı maddeler o iletiyi tutuyorlar ve ellerime bu ileti, kasıl iletisi, kasıl emri gitmiyor. O nedenle ben bu elimi oynatamıyorum ya da oynatsam bile çabuk yoruluyorum. Bu hastalık nasıl? Genellikle gözlerde düşme, göz kapaklarında düşme, çabuk yorulma, halsizlik, takatsizlik, dermansızlık gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Bunun tanısını koymamız için bir takım antikor testleri var. Asetilkolin antikoruna bakabiliyoruz. Titin antikoruna, muskarinik reseptör antikorlarına bakabiliyoruz. Ya da nadir rastlanan bazı başka antikorlar. Onlara bakabiliyoruz. Yaklaşık bu şekilde 100 hastanın 90'ında tanı koyabiliyoruz. Bazen EMG dediğimiz elektromiyografi testlerini yapmamız gerekebiliyor. Özellikle de teklif EMG yapmamız gerekiyor. Bütün bunları aslında nöroloji uzmanı olan arkadaşlarımız yapıyor. Çünkü hastalar nöroloji uzmanına gidiyorlar. İşte bu aşamada mümkün olan en erken dönemde biz de göğüs cerrahisi olarak devreye giriyoruz ve mümkün olan en erken dönemde miyastenik anası konulduğunda o timus bezini almaya çalışıyoruz. Neden? İşte o karşı madde, iletinin elime gitmesini engelleyen o karşı maddenin olgunlaştığı yer neresiydi? Timus beziydi. Eğer biz timus bezini alırsak o zaman bu hastalık daha hafif seyreder. Nöroloji hocalarımızın vermiş olduğu ilaçlar da daha etkili olur diye düşünüyoruz ve bu zaten kanıtlanmış, bilimsel olarak ispatlanmış bir durumdur. Böyle bir durumda biz o bezi almak istiyoruz. Bu ameliyatı nasıl yapıyoruz? Genellikle vücut sağ tarafından bir tane 1 santimetre, bir de yaklaşık 2 santimetrelik 2 tane delik açıyoruz ve kapalı metotla o bezi ve o bezin mikroskopik olarak dağılabileceği göğsün ön tarafındaki diğer yağlı dokularla beraber tamamını temizliyoruz ki timus bezine dair herhangi bir artık hücre kalmasın. Bu ameliyat genellikle 1 saat civarında sürüyor, 1,5 saat civarında sürüyor. Ameliyat sonrasında genellikle 3 gün içerisinde hastayı taburcu edebiliyoruz. Hastaların kendine gelme ihtimali çok kolay oluyor. Çünkü kapalı metotla yapıyoruz. Ve hastalarımız 1 ila 6 ay içerisinde hastalığın etkilerinden kurtulmaya başlıyorlar. Ameliyatın iyi etkileri başlıyor. Genellikle 1 ila 6 ay içerisinde başlıyor. Ve kullanmış oldukları ilaçların dozları azalıyor. Tabii bu iyileşme hali bazı kişilerde ömür boyu sürüyor. Bazı kişilerde ise 5 sene sürüyor, 10 sene sürüyor, bazen 2 sene sürüyor ve ilacın dozunu tekrar arttırmak gerekebiliyor. Hastalık genellikle dalgalı seyrediyor. Birazcık daha iyileşme döneminin olduğu, diyelim ki 1-2 sene, sonra birazcık daha alevlenme döneminin olduğu 1 sene gibi. Ama bu ameliyatı yaptığımız hastaların neredeyse tamamı bu ameliyattan fayda görüyorlar. Birinci yapmış olduğumuz, bu bezle ilgili yapmış olduğumuz ameliyat bu. Bir de biraz önce söylediğim gibi bu bezin tümörü olabilir. Buna timoma deniliyor. Timoma bir ucu beyaz, yani iyi huylu, bir ucu da siyah, kötü huylu bir spektrum gösteriyor. Zaten kötü huylu olana artık timoma denmiyor, timik karsinom deniliyor. Ama timoma A, timoma AB, timoma B1, timoma B2 diye giden bir isimlendirme var. Yani timoma A iyi iken örneğin B2 her an kötü olabilir, hatta kötü bile sayılabilir demektir bu. Spektrum böyle. Bunu nasıl anlıyoruz? Çektirmiş olduğumuz tomografide ya da diğer PET'te timus bezinde yer kaplayan bir kitle görüyoruz. Gerekirse biyopsi yapıyoruz. Oradan iğne biyopsi yapıyoruz ve ameliyat öncesinde timoma tanısını koymaya çalışıyoruz. Eğer timoma varsa ve ameliyat eğer uygunsa yine bu ameliyat ile timus bezini ve etrafındaki diğer lenf bezleri de dahil olmak üzere tüm yağlı dokuları çıkartıyoruz. Bu ameliyatı bazen kapalı yapıyoruz. Eğer kapalı metoda uygunsa genellikle 5 santimetreye kadar olup işte etraf dokulara çok girmemiş, yine kapalı metotla tümör cerrahi prensiplerini bozmadan, asla bozmadan yapabileceğimiz düşündüğümüz hastalara robot yardımıyla ya da kapalı metotla yapabiliyoruz bu ameliyatı. Ya da bazen bu mümkün olamayabiliyor. Daha ayrıntılı ameliyat yapmak gerektiği için o vakitte bazen iman tahtası kemiğini kısmen ya da tamamen keserek o bölgeden açık ameliyatla timus bezini çıkartmak ve etrafındaki diğer bahsetmiş olduğum lenf bezini ve yağ dokuları çıkartmak gerekebiliyor. Bazen göğüs kafesinin iç zarını çıkartmak, bazen akciğere doğru eğildiyse akciğerin bir kısmını çıkartmakla dahi genişletilmiş ameliyatlar gerekebiliyor. Ama bunlar az sayıda kişiye gerekli olacak olan ameliyatlar, çok sık karşılaşılan ameliyatlar değil. Zaten çok özelleşmiş merkezlerde, özelleşmiş kişiler tarafından genellikle yapılması gereken ameliyatlar. Bunlar da yine timus bezinin ilgili yapılması gereken diğer ameliyat tipleri.